kullandığı belirtildi. Müşterilerin büyük çoğunluğunun önemsemediği bir kuruşlar, kimileri içinse yasa dışı gelir kapısı. Bu madeni paranın yapımında kullanılan karışım eritilip yüksek fiyatlara satılıyor. 2017 Ocak ayı itibariyle piyasaya 208.694.550 adet bir kuruş sürüldü. Perakende işletmelerin birçoğunda alışverişlerde para üssü olarak bir kuruşlar verilmiyor. Müşteriler de almıyor. Her alışverişte örneğin sonu 99 kuruşla fiyatlandırılan ürünlerden işletmelerin kasasına bir kuruş kalıyor. Para üstü kuruşlar kayda girmediği için tüm mağaza ve şubelerden yılda milyonlarca liralık vergisiz kazanç elde ediliyor. Peki vatandaş bir kuruşluk para üstünü alıyor mu? Almıyorum. Ne oluyor peki o bir kuruşlar? Bilemiyorum ki ne olduğunu. Peki toplasanız çok fazla bir para eder miydi acaba? Eder. Niye almıyorsunuz? Bir kuruş yok ki, piyasada yok yani. Vermiyorlar mı üst olarak? Vermiyor. Her seferinde de kavga ediyorum. Diyorum ki bu tüketiciye yapılan bir terbiyesizliktir, haksızlıktır. Vermiyorlar çünkü bir kuruş yok diyor. Her inanın gittiği mağazada bunun kavgasını yapıyorum ben. Ya 10 lira yazın diyorum. Yani oraya 9.99 yazmak tüketiciye bir saygısızlık bence. Genellikle almıyoruz. Yani öyle bir para değersiz diye herhalde. Ben bir de genelde şeylerde marketlerden alışveriş yapıyorum. O tür üste para kalmasın diye kredi kartıyla yapıyorum. O paralar işte kim vermiyorsa üstüne onlara kalıyor. Onların geliri oluyor. Almıyorum. Çünkü 10 kuruşun hiçbir değeri olmadığı için ya bazen ihtiyaç da duymuyorum, bazen de vermiyorlar. Para üstü olarak almadığımız bir kuruşların peşinde başkaları da var. Bir kuruşların hurda kilo fiyatı 7 lira 70 kuruş, parasal değeri ise 4 lira 55 kuruş olunca haksız kazanç peşinde olanlar harekete geçti. Durum böyle olunca piyasadaki bir kuruşlar toplanıyor. Üretimi 0.89 kuruşa mal olan bir kuruşların %90'ı bakır, %10'u çinko alaşımdan oluşuyor. 1 kilogram alaşım elde etmek için ise 455 adet kuruşluğa ihtiyaç duyuluyor. Bir kuruşun kilogram fiyatı 7.70 TL, perakende fiyatı ise 9 TL'den satılıyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu, tüketiciyi bilinçli olmaları ve kuruşları ısrarla istemeleri konusunda uyarıyor ve bu sorunun kamu spotlarıyla anlatılması için öneride bulunuyor. En küçüğü olan bir kuruşun ardında aslında bir gizem yatıyor.